يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والأربعون من كتاب الفصول. Bugün İbn-i Kesir'in Kitab-ül Fusul'un 43. dersini ne diyoruz? Okuyoruz. Emrullah nerede? Dörtçü mü? Faslun gazvetu bedri salise. Gazvetu bedir, Bedir'in gazveti es salise. Kaçıncı gazvettir? Üçüncü gazvettir. Emrullah orada otur bugün. Bedir'in üç tane gazveti olmuş. Hani birileri gelmiş Medine'nin devesini çalmış. Bir mi, iki kişi mi? Allah'ın Resulü bir kısım sahabeleri almış Bedir'e kadar gitmiş. Kimse yakalamadan geri dönmüşler. İkinci Bedir, o büyük savaşın yapıldığı Bedir. Üçüncü Bedir de budur. Bakalım. Gazvetu Bedri Salise'de hele bakalım ne olmuş. Anlıyorsunuz değil mi? Vakat kana Ebu Süfyan. Dikkat edin, otur sana. Otur otur, yer yok mu? Niye böyle karşıya geç sana? Sen de orada bir yerde otur. Veysel oturdun mu? Vakat kana Ebu Süfyan, olmuştu Ebu Süfyan yevme Uhud, Uhud gününde, Uhud savaşında. Uhud savaşı bittikten sonra inde munserefihi. Munseref mesere mimi mana insiraftır. Dönerken artık Bedir'de işleri bitti, savaş bitti. Ne diyordu Ömer? İnsiraf. Yani Medine'ye, Mekke'ye döneceği sırada dedi. Ey Müslümanlar dediler. Dedi. Mev'idukum ve iyyana. Bizim ile sizin vaad yerimiz, görüşme yerimiz Bedir'un. Neresidir? Bedir'dir. Yani sizinle Bedir'de görüşürüz. Orada ne ederiz? Savaşırız demek istiyor. Ama hangi sene? El-amel mukbile. Gelecek sene bugün Bedir'de görüşürüz. Yani biz de geliriz, siz de gelin. Orada ne ederiz? Savaş yaparız. Fe-emmere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü emretti kime? Ba'de eshabihi, bazı arkadaşlarına emretti. Ne dedi Ömer? En yücibe, cevap ver. Ne yap? Neyle? Bin na'am, na'amle cevap ver. Söyle na'am. Evet, seneye biz buluşuruz. O sahabe bağırdı. Na'am dedi, seneye buluşuruz. Anlaşıldı. فَلَمَّا كَانَ شَعْبَانُ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ. Aynı bu senenin Şaban'ı gelince, bak, فَلَمَّا كَانَ شَعْبَانُ, Şaban ayı oldu. مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ, o amel muhbil demişti ya, önümüzdeki sene. O senenin Şaban ayı, Ramazan ayının bir önceki ayıdır. Hani cuma dül falan, bazen dün öyle dedi, yanlış söyledi. Cuma del ula, cuma del ahire. Yahut da cuma del uhura. Cuma'dan sonunda ne var? Elif var. Ya şekli yazılan elif var. Felemma kâne şabanu. Öyle değil mi Ahmet? Şaban ayı gelince, min hazi seneti, o amel mukbilin Şaban ayı gelince, nehede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü kalktı.
sahabeleriyle birlikte hatta eta Bedren. Nereye geldi? Bedre geldi. Lil mev'idi, anlaşmadan dolayı. Hani Uhud'da anlaşmışlardı, sözleşmişlerdi. Seneye biz nerede buluşuruz? Seneye biz Bedir'de buluşuruz. Anlaşmasına binaen Allah'ın Resulü ne etti? Allah'ın Resulü aynı zamanda, aynı tarihte nereye geldi? Bedir'e geldi. Peki giderken yerine kimi görevlendirmişti? Allah'ın hikmeti ve istahlefe alel medineti, Medine'ye halife tayin etmişti. Kimi? Abdullah ibn Abdullah bin Ubey. Abdullah bin Ubey o münafıkların başı vardı ya, onun oğlunu tayin etmişti. Kendisi münafıkların başıydı, oğlu da çok kaliteli bir sahabedi. Bütün sahabeler kaliteli, o da kaliteli. Allah'ın Resulü Bedir'e gitti. Savaş oldu mu? Hayır. Fekame, ikamet etti, durdu. Hunake orada. Semaniye leyalin. 800 gün Allah'ın Resulü Bedir'de ikamet etti, orada durdu. Gelen giden olmadı. Sümme raca'e, Allah'ın Resulü geri döndü. Ve lem yelke keyden. Herhangi bir hileyle karşılaşmadan, herhangi bir savaşla karşılaşmadan geri döndü, geldi. Ebu Süfyan ajanları gönderir. Gitin onlara söyleyin, Mekke bütün büyük bir orduyla geliyor. Mekke civarındaki ne kadar Bedevi Arapler, aşiretler varsa hepsini toplamış geliyorlar. Hani gayeleri Muhammed Bedir'e gelmesin aleyhissalatü vesselam, kendilerine bir eksik olmasın. Gitti, o adamları, casusları gittiler, söylediler. Onlar dediler, Allah bize kafidir. Biz burada bekliyoruz, gelsinler, bütün güçleriyle gelsinler. Bunlar gittiler Ebu Süfyan'a, dediler, öyle bir kavim ki korkun ne olduğunu bilmezler. Güçleriniz, adetleriniz, sayınız, silahlarınız ne kadar fazla olursa hiç umurlarında değil ve Bedir'de seni bekliyorlar. Ebu Süfyan gitmedi, korktu, gitmedi. Bu da diyor, ve zalike niye savaş olmadı? Enne Ebu Süfyan harece bi Kureyş'in, o da Kureyşlerle Mekke'den çıkmıştı. Felemma kana bi ba'di tariqi, yolun bir kısmındayken, yolun yarısındayken, Emrullah ses geliyor mu sana? Sane sana? Geliyor. Beda lehumur rucu'u, onlara rucu ne oldu? Zahar oldu. Hani geri dönelim. Müslümanlar kızgındırlar. Müslümanlar ölüm nedir bilmezler. Bizlere bu sefer büyük bir zayiati yaşattırırlar. Beda lehum er rucu. Niye? Li ecli cedbin cedbi senetihim. Cedr ne demek Veysel? Kıtlık demek. Senelerinin kıtlığından dolayı azıkları yok, erzakları yok. Kıtlık da var. Bir önceki sene hani 900 bin deve, günde 9-10 deve ne ediyorlardı? Kesiyorlardı. Bu sene Allah'ın Resulü'nün bedduasıyla Mekke'de kıtlık olmuş. Acdırlar, gelemediler. Tabi burada öyle söylüyor. O da var diyeyim. Müslümanların ne kadar ciddi, samimi olduğunu bildiler ve zayiat ve vereceklerini bildikleri için geri döndüler. Anlıyorsun Ahmet? Ve zalike enne Ebu Süfyan harece bi Kureyş'in felemme kâne oldu Ebu Süfyan Kureyşlerin, müşriklerin başıydı. Bi ba'di tariqi, yolun yarısında olunca bedellekum, ona zahar oldu. Ne? Bu fikir, er-rucu'u dönmek. Niye? En iyisi geri dönelim dedi. Sebep, li-ecli cedbi senetihi. Seneleri kıtlıklı idi. O sene kıtlık bir senedi. Zaten birkaç sene kıtlık yaşadılar. Anlaşıldı değil mi? Öyle bir fikir kendilerine zuhur etti ve raca'u. Döndüler, gittiler. Ve hazihil gazvetu. Bu gazvet
Tüsemma el bedre salisete. Buna ne denilir? Üçüncü Bedir denilir. İsmi böyle diyor. Bir, diğer bir ismi de ve bedrel mev'idi. Buna bedrul mev'id denildi. Yani vaadın verildiği Bedir. Uhud'da Müslümanlar, müşrikler Bedir'de buluşacaklarına dair mev'idleri olmuştu, vaidleri olmuştu. Onun için buna ne denilir? Bedrul mev'id de denilir. Bedrul ula, Bedrul saniye, Bedrul salise veya huta Bedrul mev'id. Faslun gazvetu dûmetil cendel. Dûmetil cendel, o da bir yerin ismidir. Orada da bir savaş olmuş. Bakalım o nasıl bir savaş? Tefsilatı da burada yok. Bu konuların tefsilatı inşallah ileride Rahikul Maktum veya benzeri okurken öğrenirsiniz. Ve kharece sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü çıktı. Bu sallallahu aleyhi ve sellem gelince işaret ediyor ki kharecenin faali kime racidir? Emrullah. Resulullah'a nedir? Racidir. Ve kharece sallallahu aleyhi ve sellem İla dûmetil cendel. Dûmetul cendele çıktı gitti. Oldu. Hangi ay, hangi sene? Fi rabi'il evvel. Hele ayla ayrılsa-i Ahmet, Muharrem, Safer, Rabi'il evvel. Ha işte budur. Üçüncü ay. Yani bizim aylarımıza göre Mart. Min seneti hemsin. Min seneti hemsin. Hicretin 5. senesinin Rabi'ül Evvel ayında Allah'ın Resulü Dûmetül Cendel'e çıktı gitti. Oldu mu olmadı? Sümme raca'a geri döndü. Fi esna-i tarih. Yolun ortasından geri döndü. Niye geri döndü? Sebebini söylemiyor. Ve lem yelqa harben, herhangi bir savaşla karşılaşmadan geri döndü geldi. Bu sefer Medine'de kimi kendi yerine halife tayin etmişti? Kimi kendi yerine vekil tayin etmişti? Ve kâne kad istâmele alel medineti, Medine üzerine görevlendirmişti. Sibâ abne urfûte. Sibâ bunu urfûte. Yani urfûte'nin oğlu Siba'yı ne etmişti? Görevlendirmişti. Urfute babasının ismidir. Annesinin ismi değil. Hani bazı müzekerlerde de ta gelir. Talha gibi. Urfute gibi. Anlaşıldı değil mi? Faslun gazvetul hendak. Gazvetul ne? Hendak. Evil ahzab. Diğer bir ismi de Gazvetul Ahzab. Hendak ne demek? Yusuf İslam, sen nereye gittin? Bir yere gitme. Bak olmaz. Şimdi soru sorsan, bilmesen aramızı bozarsın. Tamam. Hendak, çünkü Medine'nin etrafında hendak kazılmış. Çukur kazmışlar Müslümanlar, sahabeler, ta ki müşrikler karşı ne etmesinler? Geçmesinler. Evil ahzab yahut da gazvetul ahzab. Ahzab hizbin cem'idir. Çünkü sade Mekkeliler gelmediler. Çok hizipler. Yani Mekkelilerin yardımına Mekkelilerle beraber çok cemaatler, çok aşiretler, kabileler gelmişlerdi. Şimdi diyor bu fasıl yeşemilü şamil gelir. Yeşemlü faali nereye racidir? Barış, huvedir, fesle racidir. Bu fesl şamil geliyor. Bakın, yeşemlü şamil geliyor. Bu fesl, ala mulakhesi gazvetil hendak. Hendak gazvetine, savaşının mulakhesesine, kulasesine şamil geliyor. Yani bu fesl dikkat edin. Hemen hemen diğer fasılların hepsinden belki daha uzun.
veya uzun nefeslerden biridir. Ama buna rağmen Gazvetul Hendak'ın hulasesine şamil geliyor. Üzzetine şamil geliyor. Üzzetini alıyor. Tefsilatını almıyor. Elleti o Gazvetul Hendak ki elleti gazvete sıfette. Elleti o Gazvetul Hendak ki İbtelallahu Allahu Zülcelal ne etmiş? İptila etmiş. İmtihana tabi tutmuş kimi? İbtelallahu fiha. Bu gazvete Yüce Allah imtihan etmiş. İbadehul müminin. Mümin kullarını ne etmiş? İmtihana büyük bir sıkıntıya tabi tutmuş. Büyük bir ordu gelmiş. Medineliler mecbur kalmışlar Allah'ın Resulü Selman-ı Farisi'nin istişaresi neticesinde 5 metre genişliğinde Allah-u Alem 5 mi 4 derinliğinde öyle bir kanal kalmış, kazmışlar. 40 gün sahabeler evine gelememişler. Medine'nin kenarındadırlar. Ve zelzelehum Allahu Zülcelal Müslümanları, Müslüman kullarını, ibadetlerini zilzala uğratı, sarsıntıya uğratı. Yani büyük bir depreme karşı karşı kaldılar. Deprem demek o sıkıntı. Yoksa bizim bildiğimiz yer sarsıntısı değil. Ve sebbetel imane, Yüce Allah imanı pekiştirdi, güçlendirdi, kuvvetli kıldı. Nerede? Fi kulubi evliyaihi. Kendi evliyalarının kalplerinde, kendine evliyaların kalplerinde, evliyaları kimdir? Müminlerdirler. Sahabelerdirler. Sahabelerin, müminlerin, kendi evliyaların kalplerinde imanı pekiştirdi, güçlendirdi. Ve ezere izhar etti. Orada münafıkların furyası ortaya çıktı. Ve ezere Yüce Allah izhar etti o savaşta. Ma o şey ki kâne olmuştu. Şen şen nedir? Yubtinuhu onu gizliyordu. Kim? Ehlün nifak. Nifak ehli. Münafıkların gizledikleri o art niyetleri, o küfürlerini Yüce Allah aşikar ettiği, ortaya koydu. Müşriklere yana tavır koydular. Hileleri ortaya çıktı. Şimdi meselesi geliyor. وَفَضَّحَهُمْ Allahu Zülcelal onları rezil etti. فَضَّحَ ne demek Abdülvedud? فَضَّحَ onları rezil etti. وَقَرَّأَهُمْ وَنَا وَقَرَّأَهُمْ قَرَّأَ demek onları levme etti. Anlıyorsunuz değil mi? Onları huzursuz etti. Yani atf-ı tefsirdir netice itibariyle. قَرَّأَهُمْ فَضَّأَهُمْ manasındadır. Onları rezil etti. Kimleri? Münafıkları. Nasıl rezil etti Yüce Allah? Ayıplarını ortaya koydu. Bakın. Yeştemmilu, tekrar ediyorum. Allah mulahaseti gazveti l-khandak elleti ibtelallahu fiha ibadehul mu'minine ve zelzelehum ve sebbetel imane fi kulubi evliyaihi ve ezere ma kana yubtinuhu ehlun nifaki ve fadahahum ve karra'ahum. Bitti. قَرَّعَ ne demek? فَضَّحَهُ demek. ثُمَّ اَنْزَلَ نَسْرَهُ sonra Allah-u Zülcelal yardımını indirdi. وَنَسَرَ عَبْدَهُ abdına yardım etti. Abdi kimdir Ahmet Efendi? Allah abdına yardım etti. Abdi kimdir? Peygamberimizdir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. وَهَزَمَ الْاَحْزَامَ وَهَزَمَ الْاَحْزَامَ وَحْدَهُ Yüce Allah tek başına ahzabları yendi. Çünkü nedir? وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ tek başına
o müşriklerin cemaatlerini yendi. Ve azze cündehu, cündünü, askerlerini güçlendirdi. Ve reddel keferete bigayzihi, kafirler öyle bir güçle geldiler ki Medine'yi alt üst edeceklerdi buraya. Geldiler, hiçbir şey yapamadan yetmek aşmak zorunda kaldılar. Meseleleri uzun, şimdi girsek çok bir saat alır. İnşallah ileride diğer siyer kitaplarında bunların detaylıları gelir. Ve vakal müminine, müminlerini korudu, yüce Allah müminleri korudu. Neden? Şerre keydihim. Keyd hile demek. Yüce Allah müminleri onların keydinin şerrinden ne etti? Korudu, muhafaza etti. Ve zalike, bu hepsi, bu söylediklerimizin tamamı bi fadlihi, Allahu Zülcelal'ın fadlıyledir. Ve mennihi, Allah'ın minnetiyledir. Allah mümin kullarına, evliyalarına fadl minnetini ihsan etti. Ne yaptı? Müşriklerin kalplerine korku sardı. Kaçtılar, gittiler. Bir tane müşrik o gece Müslüman oluyor. Veya önceden Müslüman olmuş. Gizliden geliyor bu tarafa, sızıyor. Allah'ın Resulüne ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben Müslümanım. Benim kavmim beni bilmez. Bana bir görev ver. Ben ne yapayım? Allah'ın Resulü diyor, sen bir kişisin, ne yapabilirsin? Onların korkutursan olur, git onlara, onları korkut bir şekil. Bu da gidiyor, onları korkutuyor. Müslümanlar şöyle bilirler, sayıları şöyle çoktur derken Ebu Süfyan'ı korkutuyor. Onlar da develerini kesmişler, gece kazanları koymuşlar, et yiyecekler. Müslümanlar Allah'ın Resulü o savaşta iki taş bağlamıştı. Kuru ekmek bulamaz iken onlar et pişiriyorlar. Kazanları koymuşlar. Rüzgar geliyor, kazanları alt üst ediyor, çeviriyor, deviriyor. Bir korku sarıyor. Ebu Süfyan diyor, herkes başının çaresine baksın, ben yola çıktım, ben gidiyorum. Herkes apar topar, alabileceği eşyalarını alıyorlar, kaçıyorlar. Oldum. Tekrar söylüyorum. Sümme enzele, Allah nazil etti nasrahu, yardımını. Ve nasara abdehu, abdine yardım etti. Ve hezemel ahzabe vahdehu, tek başına cemaatleri, müşriklerin cemaatlerini yendi. Ve azze cündehu, askerlerini, müminleri güçlendirdi. Ve raddel keferete, keferet ne cemidir? Ömer, kafirun cemidir. Talibun, talebet gibi. Ve raddel keferete bi gayzihim, ma'a gayzihim. Kafirleri gayzleriyle, sınırlarıyla geri Medine'ye, Mekke'ye çevirdim. Ve vakal müminine, müminleri korudu, şerre keydim. Onların keydinin şerrinden müminleri korudu. Ve zalike bi fadlihi ve mennihi. Bu Allahu Zülcelal'ın fadlıyledir, menniyledir. Oldu mu olmadı? Ve harrama aleyhim şer'an ve kadren. Sizinki de ve kadren midir? Ve harrama aleyhim şer'an. Kadir bilmem, sanki kudreten olsaydı daha iyi olurdu. Başa ibarelerde geçiyor mu? Yani Allahu Zülcelal ve harrama aleyhim. Allahu Zülcelal haram kıldı. Şer'an ve kadren. Veyahut da ve kaderen de olabilir. Ve harrama aleyhim şer'an ve kaderen. Yani Allahu Zülcelal hem şer'an hem takdir olarak onların üzerine haram kıldı. O andan itibaren neyi haram kıldı? En yagzuvel mu'minine ba'daha.
bu vakatten, bu olaydan sonra müminlerle savaşmayı Yüce Allah haram kıldı. Belki cealehumul mağlubine, Allah onları mağlup kıldı. Ve ceale hizbehu humul galibin, Yüce Allah artık hizblerini galip kıldı. O andan itibaren müminler hangi savaşa nereye gittiler, galip geldiler. Velhamdülillahi rabbil alemin. O şeye baktınız mı? Emrullah mı bakıyor? Emrullah hele bir bak, burada var mı bir şey? Ve harreme kaderihi olabilir ama yani bu Ahzab Savaşı'nda Mekke'nin münafıkları, Beni Kureyze Yahudileri Mekke'ye gitmişler, gelmişler, gizli gitmişler, onları kandırmışlar, gelin bizse yardım ederiz, şöyle böyle. Zaten bu savaş, Hendek Savaşı bittikten sonra Beni Kureyze Savaşı başlıyor. Allah'ın Resulü onları hepsini kılıçtan geçiriyor. Emrullah, bir şey var mı orada bir ibare? Bakın. وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَرْعًا وَقَدَرًا. Neyi haram kıldı? اَنْ يَغْزُوَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَهَا. غَزْوَةُ الْخَنْدَقْتَنْ sonra bir daha müminlerle savaşmayı Yüce Allah onlara haram kıldı. بَلْ جَعَلَهُمْ مَغْلُوبِينَ. Artık müşrikleri mağlup kıldı. O andan itibaren müminler hiçbir yerde Müslümanlarla savaşamadı. Mekke fethinden son gidildi, teslim oldular. Ve ceala hizbehumul galibin, Yüce Allah hizbini galip kıldı. Hizbi nedir? Allah'ın hizbi müminlerdir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Burada duralım, yeterli olsun. Yalnız bir bakalım o kadar nedir? Veya bir bakın, yarın bana da söyleyin. Ben de unutmazsam bakarım. Tamam. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.